artık kabus olacak. Nasus'la beraber dolaşırsa mesela, bunu görmüştük. Oh. Bu arada son bir vuruş ve skor gidecek muhtemelen. Son bir pırt ve skor. İlk kan Rise'a gidiyor. Rahat etmesi için ama şimdi risk atın üzerine doğru Puchons geliyor. Sıçrama geldi. Çürü geldi. Işık balı tutmadı. Rünaps'ı da geldi. Alt taraftan. Şimdi öbür taraftan Crystal Met geliyor. Bakalım yararlı olabilecek. Ooo Crystal Met. Hayır, hayır. Risk atını bir kez daha durdurdu. O Ezreal karşısında dürtülmeden belki de kasabilecekti. Bu arada yine o koridora gidi. Kule altına kadar gidi. Son bir vuruş şans. Kuleden gelir mi acaba Puchons? Şu anda evet, kaçtı. Da öne geçmiş gibi gözüküyor. Erik Ekkeli bu arada. Acaba? Kim skor geldi? Skor. Tüldü orada. Geriye doğru kaçmak zorunda. Lux'ın bu arada bir ışık bağını görüyoruz. Yukarıda savaş devam ediyor. Şimdi Nano Ups geldi. Lux'ın bir de orada isabet etmeyi başarıyor. Şimdi araya Zek girdi. O da bir anda oraya dağıttı. 2-2 yapan bir Lux var. Üzerine Zek bir skor daha alıyor. Lux'ın orada düşürüyor. Draven Zek'i öldürmeyi başarıyor. Bakalım kulenin altına girecekler mi? Benzin'i de oradan bir skor almayı başarınca tek hayatta kalan Malphite oldu. Malphite'i aldılar. Bu arada evet, direkt yürüyebilirler şu an. Yukarıdan çünkü minyon dalgaları geliyor. Evet, onlar da bunun farkında. Bakın bu kuleyi de şimdi es geçecekler. Çünkü yukarıda süper minyonlar dayanmış durumda kapıya. Onlarla beraber belki de Türkiye'nin üçüncüsü şu an belli olmak üzere. Ve evet, HVA mı? HVA kuleleri vuruyorlar. Hatta iki kuleyi de beraber vuruyorlar. İkisini beraber alırız diyorlar. Şimdi Nexo vuruyorlar ve Türkiye'nin üçüncü sezon en iyi üçüncü takımı HVA alıyor bu şekilde. HVA Kingston. Kendilerini tebrik ediyoruz. Uzun bir sezonun ardından TBF büyük finallerinde skoru alarak, son maçı alarak Türkiye'nin en iyi üçüncü takımı. Her iki takım da sahnede. Bu kupa için sahnedeler. Ben hatta biraz daha yaklaşacağım. Onlardan daha yakın olacağım ama ellemeyeceğim. Onlar bunu kaldıracak. Her zaman diyoruz önce dostluk kazansın. Sonra iyi olan kazansın. Sonra da rekabet olsun, mücadele olsun ki bizler keyif alalım. İşte bu iki takım birazdan bunu yapmak için bilgisayarlarının başına oturacaklar. Kuvvetli bir alkış. İkisine de en kuvvetli alkış. Bu turnuva en önemlisiydi ve olabildiğince gaming house'umuzu yaptık. Motivasyon olarak çok yukarıdayız. Yani en iyi şekilde maça çıkacağımıza inanıyorum. Çok sağlam bir tüm kırık götüreceğiz size. Sözün bittiği yer, bütün emeklerin son bulacağı yer. Hazır mısınız? Hazırız. Son noktayı da burada koyacağız. Ne sağlayabilirsiniz veya ne dedi Caitlyn gibi ekstradan tuzak özellikleri olan şampiyonlar olarak. Geliyor, ulti geldi. Arkadan Kreşan'da ilk kan dökülüyor. Reus da ilk kanı almayı başardı. Acaba bir savaş görür müyüz? Bob'un üzerinde bir gürleyen darbe var. Bir de acaba gelecek mi göklere? Evet, hasar vermeye devam ediyor. Şimdi yerini ayarlamaya çalıştı. Yalnız Reus oraya çok güzel bir şekilde geldi ve skor almayı başardı. İşte Ormancı'nın böyle olacak bu sefer. Acaba şimdi ona bakıyorum. Güzel geliyor bu arada. Evet. Yalnız şimdi Kreşan'da geldi ve Tarsus'un müthiş bir hasar var. Şimdi acaba Holy Phoenix'in üzerindeki bu hasar yeterli olacak mı? Son bir vuruş geri mi? Acaba skor geldi. Holy Dot'u da alabilecek mi acaba? Bariyerini kullanmıştı. Holy Dot. Yalnız şimdi orada müthiş bir hasar var. Son bir vuruş orada. Sonradan geldi. Taşıyıcı destek şampiyonu skor almayı başardı. Orada. Şen geldi. Üzerine orada çok güzel bir ulti geliyor. Naru giderken o ultiyi ve kazı kadar tutturdu. Orada hala üzerinde büyük bir hasar var. Ve uzaklardan ulti gelecek ve ölmüyor Holy Phoenix ama devamında sıçrayıp orada örümcek ısırışıyla almayı başardı. Ulti geldi. Çok güzel bir ulti ama devamında hasar gelmedi. Çünkü sol taraftan da Zed geliyor. Bakalım ulti gelecek mi orada? Şen'in çok güzel bir kışkırtması var. Orianna üzerinde bir hasar var. Bu arada Şen Helix almayı başardı. Orianna düştü. Zed kaç tane daha skor yapabilir acaba? Son bir otomatik atak gelmedi. Holy Top yaşıyor bugün de. Ne dilin kaçabilecek? Hiç yoksa bariyerini
kullandı. Onu oradan kaçırabilecekler mi acaba? Ve kaçırırlar. Orada Emel'in almayı başarırlar. Caitlyn düştü. Şimdi Suya Bliss arkaya gitti. Yalnız Oşan acaba kaç tane skor çıkarabilir oradan? Nasıl? İkinci skor, üçüncü skor. Devamında Tyrese kaçabilecek mi? Fab, Şanlı daha neler yapacak? Evet, hayır. Orada takip etmedi. Yalnız Şanlı şu an akıyor. Saldırı gücünün nasıl karşı durulacağını zaten görmüştük. Bu arada Halpern Şorvins'in üzerine doğru giderken doğrudan Şen ultisini kullandı. Hiç bekletmedi ve kulenin altında şu an takip etmeye devam ediyor. Ultisiyle birlikte kulenin altında Long Bill geri döndü. Üzerine doğru gitti. Tutuşturla birlikte Polyfix'in canını 300'lere kadar indirmeye başardı ama yeterli olmuyor. O skoru alamadı. Orta koridorda bir başka Darkness ikilisi var. Holytoad ve Nar'ı, onlar da bir kuleyi de almaya başlar. Yamyamlar gibi kule alma deyimi ne kendilerine ait olduğunu bir kez daha şu anda gösteriyorlar. Evet. Bu arada ulti geldi orada ve Orianna Zed'i yok etti. Tabii ki Caitlyn orada sonunda katkısını unutmayalım. Aşağıdaki kule düştü. Şen geriye doğru kaçmaya başladılar. Nettie'nin, bakın ulti geldi. Nettie'nin yakalandı işte bir kez daha. Crescendo Nettie'nin kaçmaya çalışıyor. Sıçramasını da kullandı ama Rios da Nar'ı takip etmeye devam ediyor. Nettie'nin bakalım kaçabilecek mi? Sağ sol yapıyor. Halpern'den bir kopa gelir mi? Öbür taraftan Nasusunyo geldi. Yardım için ama Halpern orada Nasusunyo ile birlikte Nettie'nin kurtarmayı başardı. Kendileri o kadar emek sarf edip o kuleleri alıyorlar. Rakibin tek bir şampiyonu sadece tek başına ittirdiği için o şampiyonu o kuleyi alması mümkün olamıyor. Caitlyn orada tek başına evet. Kaldı orada ama Nettie'nin üzerine inanılır gibi hasar yok. Şu anda çok Bane mekanikleri. Tek başına çıkaramaya başardı. Son bir vuruş gelecek. Tutuştu da var. Orada çünkü üzerinde takım arkadaşları varken burada yukarıdan Nasun yakalandı. Üzerinde Orianna uçtu geldi. Son bir vuruş gelecek mi acaba? Tutuştur yok üzerinde çünkü. Orada yalnız ona sona evet mahvolmuş kralın kılıcıyla taşıyıcı destek şampiyonu bu sefer skor vermedi. Orada kutunun üstüne mi duruyor bu arada arka tarafta? Nasıl sona sunuyor? Yine geldi. Şimdi ultisini kullandı. Ultisinin üzerine gidiyor. Son bir vuruş acaba, gelecek acaba mi? Acaba almayı başardı. Almayı başardı. Bakalım bir kule almayı başarabilecek mi? Polyphenix bir fırsat kolluyor. Şimdi işte bakın ulti geliyor Şen'den. Nasıl ulti çok güzel bir şekilde geldi. Reus'la ortaya gidiyor ama Caitlyn'i yine almayı başarıyorlar. Bakalım şimdi o Longbill ve Tyrese kaçmayı başarabilecek mi? Tyrese'in canı çok az. Tyrese de düşüyor. Öbür tarafta şimdi Longbill kaçmanın yollarını arıyor ama Fabulous'a verebileceğin çok fazla bir hasar yok. Reus'a da geldi orada oraya. Çünkü orada çok hazır var. Reus da şu anda orada ama... Evet, ve Baron. Üstü. Ve Baron. Büyük ihtimalle Baron senin dediğin gibi. Ama şu an Elise hayatta. Ve çarpı var. Evet, Elise hayatta ve çarpı var. Nasusunyo orada engellemeye çalışıyor. Ama totemleri yok. Gidecek mi? Ultisi var mı? Şimdi geldi ultisi. Geldi gibi üstüne doğru gidiyor. Son bir vuruş yapabilecek mi? Çok az güzel pıt diye patladı ve işte orada bir skor daha geliyor. Baron'u engellemiş oldu böylece. Baron'u engelledi. Vayne'i aldı. Yani Zed. Bu arada ulti geldi oraya. Nasus yine ölmüyor. Yine ölmüyor. Kaçmayı başaracak mı acaba? Kaçmayı başardı. İnanılmaz bir oyun oynuyor. İnanılmaz. Tabii. Nasus'un eşyalarından bahsediyoruz. Kara baltası, son fısıltısı derken şu an evet ekranlarda bakalım orada alabilecek mi? Bu sefer değil. Bu sefer değil dostum. Hükmeleri sayesinde Baron güçlendirmesi olan takımı belli noktaya kadar getirmişler. Ama ulti geldi. Caitlyn yakaladılar ve yok oldu Caitlyn. Orada müthiş bir komba geliyor. Naru'dan. Evet. Bir de Shen'in ultisi gelince tabii ki orada yalnız inanılmaz bir hasar geldi. Şimdi Halpern'i yakaladılar. Halpern düştüğünde gerçekten tatsız bir sahne bekliyor onu. Evet, tatsız bir ölümü gördü. Ve oyunu bitirme şansı var şu an. Dark Messenger. Buraya Nasus'un gelmesi lazım. Tepki vermesi lazım. Birazcık geç kaldı. İkinci Nexus Kulesi düşecek. Ve muhtemelen Dark Messenger bu oyunu kazanacak. Polyphenix birazcık trollük yapıyor orada. Belki de rakibini yemliyor diyebiliriz. Ama bir gerçek var ki Dark Messenger final serisinde 1-0 öne geçmeyi başarıyor. Artık Sihirdarlar'da, usta oyuncularda, TBF finalindeki Team Turquoise Blue ve DP takımlarında şu an kırmızı taraftan mavi tarafın ormanına giren DP'yi gördük. Mavi taraftayız. Şimdi Tyrese geride kaldığı için belki de seviyeyi birazcık daha geç atlayacak evet. Bu sonradan. Bu arada orta koridorda Nar'ı gerçekten müthiş bir hasar aldı ve sıçrayarak oradan uzaklaştı. Minyonlar da üzerindeydi. Hiç bekletme. Evet, evet. Garda bu arada sonunun canı çok az. Solitot geriye doğru kaçtı. Polyphenix de takım arkadaşını ileride durarak korumaya devam ediyor. Nettie'nin şimdi üzerine doğru gidiyor ama ilk kan dökülüyor işte. Nettie'nin çok riskli bir hareketle orada düştü. Bakıyor.
gelecek gibi düşünüyordu. Ya da hani o hasarın yeterli olmayacağını düşünüyordu. Bu arada Halper rakibin ormanı için Riason üzerine son bir vuruş gelecek mi acaba? Nasıl hissi orada? Üzerine bir de o topu at. Bu arada ulti gelsin detininden duvara çarpmayı başardı Kız Katar'la. Bir de orada kule vurmayı başarırsa ki o mesafeden çıkmayı başarıyor. Yani Portot'un üzerinde şimdi Letilian orada skor almayı başardı. Sona'yı aldılar. Peki devamında orada Ezreal alabilirler mi? Ezreal çok güzel bir nokta gitti. Holy Phoenix rakiplerinin ona ulaşamayacağı Malphite'in sadece gözükmesinin bile yettiği bir noktaya doğru gittiler. Ama şu an bir yokluğa doğru mu gidiyor acaba? Şimdi ilk bir atak geldi. İkinci atak geldi. Kızı Katar'la son bir vuruş acaba gelecek mi? Bariyer geldi. Malphite'in ultisi. Peki skor kime gidiyor orada? Malphite gidiyor. Müthiş geldi ve son otomatik atakta balıktan geliyor. Yalnız kırmızı güçlendirme. Orada müthiş bir suya pis geliyor ve sıçrama yerine olmadı. Olmadı. Evet. Olmadı. Balık kurtuldu. Bombi geliyor şimdi. Reus'u orada cezalandırmak için. Lee'sinde geliyor. Lee'sinde geliyor. Lee'sinde yok ama kırmızı güçlendirmesi var. Burada çok önemli. Kırmızı güçlendirmesi sayesinde kaçmaya çalışıyor. Bir sağ bir sol yaptığında bile geldi. Yine. Balık bir kez daha suya hapsediyor. Burada Fabulous Tarzan üzerinde tuttuğunu var. Suya hapis geldi. Bakalım Hood da gelecek mi? Üzerine geldi ve müthiş bir skor almayı başardı Fabulous. Ama Netilian acaba oradan skor alabilir mi? Çok güzel bir oyun. Son bir vuruş. Fabulous. Koza. Koza geldi ve oradan kaçmayı başarıyor. Nasıl başardı bunu? İnanılmaz. İnanılmaz. O Koza'yı bekledi. Letilian ancak dolması anlamına geliyor. Belki buzluğun eldivenini ama düşünebilir. Çünkü eğer Naru oyunun ilerleyen vakitlerinde tek başına ittirmeye yönelik bir oyun oynayacaksa, bu arada Reos da orada yine bir güçlendirmesini kaptırabilir. Hatta canını bile bırakabilir orada. Ve müthiş bir hareketle orada almayı başardı. Ulti artı o ses dalgasıyla beraber Holy Phoenix'in üzerinde iyi bir hasar var. Ve gittiği yerde suya hapisi oldu ama devam. İki kule ve Holy Güller eşleşmesinde. Bu arada bir ulti geldi orada. Bakalım Naru kaçabilecek mi? Şimdi kulenin altına kadar indi, bir sıçrama geldi. Halper'den de sıçrama geldi. Halper şu anda olaya müdahale ediyor. Lee Sin'le bir de golemden oraya doğru sıçrama ve kaçtı. Dalgası tutmadı. Naru kaçmayı başarıyor. Bakın. 3 kişilik bir. Canlar çok az. Mav olmuş kalın kılıcını kullandı. Shen ultisi geliyor ve hemen orada geriye doğru çekiliyor. Shen oraya doğru girmeye çalıştı. Long bir ama tutamadı. Holy Phoenix şimdi bakın işte o agresif hareketlerden birini daha görüyoruz. Vayne'i almayı başardı ama tutuştur var. Onu o kadar değil ya. Skoru almayı başardı. Kule altında Shen'le Nami'nin yanında bir de öyle bir şey mümkün değil ya. Çıkamaz da oradan. Holitot'u yakalayacaklar bakalım. Kırmızı güçlendirme beraber Holitot'un bayağı bir yavaşladığını görüyoruz ki oradan kaçamayacak muhtemelen. Bir de kışkırtma geldi. Skor kimde kalacak? Shen'de kalacak evet. Hadi. Evet. Çağırdı ki elemeler sırasında müthiş oynadığını görmüştük. Fabulous yakaladılar. Halper'in üzerinde bir de tutuştur var ve Halper'i almayı başarıyorlar. Bu da eşittir. Yakında çıkacak olan Ejderha için büyük bir avantaj. Geri düşmüşlerdi Dark Beast için. En azından bir bölümde geri düştü. Bu arada kule altında Tahris yakalandı. Koza da geliyor. Ama Fabulous oraya girmeyecek çünkü. Şimdi Halper girdi. İnsek geldi. Yalnız örümcek sıçrayışı nereye gidecek? Arkadaki toteme gitti bu arada. Gerçekten enteresan. Reos da takım arkadaşı kurtarmak için orada defansif bir durdurma gücünü kullandı. Şimdi Alper geliyor oraya. Yalnız Koza geldi. 3-4 kişiyi birden vurmayı başardı. Reos da alabilecekler mi? Letilian yine çok öndesin. Orada kalırsan bir anda seni orada yok edebilirler. Holy Phoenix kırmızı güçlendirmesiyle beraber. Nasıl şimdi? Yalnız Naru gitmeden atıp sayıda bir hasar verdi orada Shen'e. Şimdi çok güzel bir ulti geldi. Ve çok güzel. Şimdi gördüm işte. Bundan bahsediyordum. Holy Phoenix sıçrayarak orada kışkırtmayı yaptı. Son bir vuruş gelecek mi acaba? Ve evet, düştüğün yerde öleceksin örümcek. Hiçbir şansın yok ve skor gitti. Vayne sonunda TT bu maçta bir varlık gösterdi. Evet. Şimdi bakın Naru oradan çıkacak mı? 3 kişiyi bir daha yakaladı. Combo geldi. Oradan çıkacak çok fazla bir şey yok. Oryan Notice geldi ama çok fazla işe yaramadı. Nasıl sinyor? Şimdi Zonya'sını kurtardı. Bu onun işini ne kadar kurtaracak mı? Çok güzel bir suyu. Biz nasıl suyun hayatı kurtarmaya yetecek mi acaba? Şu anda kalkanı var. Hala kaçıyor. Döndü. Kendini hızlı. Güvenli hissedebilir. TT takımı. Bu arada eğer Koza'ya yakalanmazlarsa Tahiris oradan sıçradı. Çok da güzel bir ulti kullandı. Horizon'u orada parçaladılar. Oryan'la almayı başardı. Yalnız arkada Nami düştü. Nesilin kaçmaya çalışıyor oradan. Ve evet, kaçmayı başardı. Şimdi Elise
Bu arada Nasusun için orada yakalandı. Ulti geldi. Naruto'nun üzerine tutuşturdu. Şimdi Kenichi'yi kullandı. Hemen Zonya'yı kullandı. Hasar görmez ama işte o ve bakın çok fazla minyon var. Süper minyonlar var. Nasusun'ya tek başına burada mücadele ediyor. Team Turkuati takımı tarafında Tyrus şimdi orada ama üzerine gelen bir Fabulous var. Alt tarafta Fabulous almaya başlayacak mı? Aldı. Diğer tarafta Long B bu arada Reus'u almayı başardı. Kuleler düştü. Minyonlar vuruyor. Şampiyonlar vuruyor ve Nexus böylece düşüyor. Nexus da düştükten sonra Dark Passage 2-0 öne geçiyor. Bir araya gideceğiz galiba. Ufak bir ara vereceğiz galiba. Burada mesela şimdi belki burada şimdi yakaladı bir dağınık atış geldi acaba ulti gelecek mi ama Elise'i görünce hemen şimdi oradan uzaklaşmak zorunda kaldılar. Örümcek sıçraması kullandı. Diğer tarafta da Orion da geliyor. Holitot'u yakaladılar işte ama çok güzel bir sıçrama. Koza tutuyor. İlk kan böylece Alper'le gidiyor. Bir ulti daha geldi. Bir ulti daha geldi ve işte Team Turkuati Blue çok güzel bir bilirlerdi ama düşünmedim. O kartı ikisi geliyor. Rios da ve canayı almayı başardılar. Düştü. Evet, canayı almayı başarlar. Tabii Reos da orada ultisindeki zamanda Lethal'in belki geriye dönüp bir eşya alıp tekrar koridora gelmesi gerekebilirdi. Çünkü mesela şimdi Holy Phoenix Kanos Samış'ı bitirmiş halde burada ve mesela Lethal'in şu anda 4620'ye 4670. Aradaki fark tamamen kapanmış durumda. Orion'un ultisi geldi. Şimdi arkada Naru'yu birazcık kendisine yaklaştı aslında. Çok da mantıklı olmayabilir. Ya Naru'nun üzerine tutuşur geldi ve şeyin ultisi gelecek. Son bir vuruş acaba gelecek mi? Orada geldi. Geldi. Orion'da da kaldı skor. Hopluya zıplıya Reos da geldi ve Kha'Zix'le beraber orada almayı başarılar. Shen'in durumu çok iyi değil. Arkadan Harper'ın de kapattı. Şimdi Shen'e odaklandı. 2'deki yaptı. İşte Kha'Zix mekanikleri. Yani arkadan ulti geliyor ve Gate'de skor gitti. Reos oradan kaçabilecek mi? Arkasında Lethal'in var, Tyrus var. Jana yavaşlatırsa eğer ama Politot geldi oraya ve evet. Hemen evet. Yalnız Aslan Evi ve üzerinde çok güzel bir ultili kasıgıyla kesin başarılar. Holy Phoenix geçti. Muson geldi. Holy Phoenix oradan acaba skor çıkarabilecek mi? Şimdi hemen düşünmeden Lethal'in vurmaya başladı. Reos da gerildi elastik tabanıyla boşa gitti. Ama Holy Phoenix içeri girdi. Bir de kartının uçtu geliyor. Eğer zamanında gelirse ki geldi. Skor kartına gitti. Lethal'in acaba son bir atak gelecek mi? Geliyor ve 2'deki yapmayı başardı. Beraberliğe getirmeyi Jane'i düşünecek. Bakın Tyrus üzerindeki hasarı görüyorsunuz şu anda. Holy Phoenix üzerine doğru gitti. Arkadan Holy Top da geliyor. Şimdi Tyrus oradan bakın uzaklaşabilecek mi? Yavaşlatma efekti de var üzerine. Bakın Caitlyn yani Lethal'in Tyrus'u kurtaracağım diye öldü orada. Ve büyük bir tane Tyrus'u da alacaklar. Bakın o da düştü. O da düştü. Harper düşecek mi peki? Kha'Zix kolaylaşır ki ondan sonra. Az önce gördük. Evet. Bunu 2'de 2, 3'de 3 diye devam eden. Bu arada Dark Passage'dan Politot yakalanmış. Koza tutmadı yalnız. Yandan Naru gelişimi. Acı duvarını koydu oraya. Ama ultim var. En kötü hani bir skor şansı olursa ben size buradan yardımcı olurum. Gençler de bir an Politot yakalandı. Şene skor geldi. Devamında acaba çıkışımız olmaz dediler. Ve doğru da yaptılar. Bence karşısında orada kurt gibi bekliyor şimdi. Acaba kule altında bir şeyler olabilir mi? Reos'ta elastik sapanı bekliyorum şu an. Acaba gelecek mi? Reos'un üzerine doğru gidiyor. Kışkırtma geldi Reos'ta ama Tartus işte bakın sıçra duvarı oturdu ön tarafından. Tartus çok güzel bir son kullandı ama kendi canını kurtaramıyor orada. Zıplaya zıplaya bir Fabulous var. Bakın bir kez daha zıpladı. Tartus ultisi geliyor. Şimdi orada Long Bill karşılıyor. Zıpladı tekrar çıktı oradan ve Harper'ni kovalayan bir Reos'ta gidiyoruz. Dark Passage yine yumruğunu masaya koydu. Vurdu ve önderliğini ilan etti. Şimdi orada pasifliğe çalışıldı. Caitlyn ultisi geliyor uzaklarda. Naru'ya ama orada Holy Phoenix de var. Harper çok kötü bir noktada kaldı. Son bir vuruş gelecek mi? Geldi. Holy Phoenix orada affetmedi. Bakalım şimdi Lethal'in ne yapacak? Oraya Reus'u da geldi. Çok az bir şey kaldı. Müthiş bir oyun. Ya bu bir takım oyunu ya. Gerçekten şu an bunu gösteriyor. Gerçekten muazzamdı. Kartus'un ultisinden atıyorlar yalnız. Okullardan evet. Şimdi oradan Kha'Zix geldi. Arkadan kapattım onu fark ettiler. Bir de orada Yordle kapanı basınca pek sevmemişti bu durum. Suikast şampiyonlar görünür olmayı sevmez çünkü. Aşağıda tek başına Shen var. Evet, Shen gidiyor oradan. Ona birisinin cevap vermesi gerekecek. Bunlara ihtiyacı var işte yani Team Turkuati'nin. Bunlara ihtiyacı var çünkü şimdi bir ejderha daha veriyorlar. Zaten şu anda yukarıda Long B. Bakalım orada Holitot'u yakaladı ama Naru geliyor tabii üzerine doğru. Şimdi bir yavaşlatma efekti geldi. Üzerine bir de o duvar gelince şimdi Long B'nin işi yukarıda zor. Kartus'un eteklerinin içerisinden çıkmaya çalışıyor ama Naru o kadar güzel şu anda sağ sol yaparak onun içeride tuttu ki bu arada çok kısa bir sıçrama geldi. Oradan çıkamadı. Harper yakalandı. Fabulous'a. Fabulous.
Alperen'e ben bir avcıyım. Örümcekleri hiç sevmem. Çok arkadaşıma gibi o kadar yüksek bir hasar bulduk ki yani. Alperen yapabileceği hiçbir şey yok. Şimdi bakın Paulus yukarıda duruyor. Şimdi nasıl Sunio geldi yalnız. Onun da şu an durumu çok kötü değil. Bu baronu engelleyebilecekler mi? Buradaki esas nokta Letilia yakalandı. Ve Letilia'nı koruyabilecek kimse yok orada. Son anda bir sıçramayla orada ertelendi. O yüzden yaşamayı başardık ettin ama devamında ulti Kartus geliyor. Kartus. Bir skor daha gidiyor. Tyrese oradan kaçamayabilir. Eğer elastik sapan gelirse bir de takım arkadaşını orada ölümüne sebep olabilir. Uzaklardan geldi. Lulu da geldi. Acaba Lulu'ya mı arayacaklar? Evet Lulu'ya geldi. Öbür tarafta ejderhaları aldılar. Baron aldılar. Kule konusunda 7-1 bir durum söz konusu. Rakibin güçlendirmesini Graves ikinci defa çalıyor. Yalnız bu çalmasının bedenini ağır mı ödeyecekti? Evet. Her ne kadar Tyrese birazcık daha dişine dolgun. Bu arada kaçacak mı acaba? Ulti geldi yalnız. Neredeyse. Yani orada Caitlyn'e bırakmak için skoru vurmadılar ama bu sefer tam derse Graves Halper'ni alıyor neredeyse. Evet alıyordu. İlk önce Janna'yı orada uzaklaştı. Janna Halper. Bu arada Holitos yakalandı orada. Bir skor daha gitti. Bu sefer Caitlyn. Arkadan Kha'Zix geliyor. Yanında Zeke var. Ve acı duvarı geldi. Şimdi bakın. Bakın Janna nasıl düştü. Nasıl sunuyor üzerine. Çok yüksek hasar var. Hemen orada Zonya'sını kullandı. Çerli. 3'te 3 yaptı. Fabius. Acaba 5 tane sekiz. Nasıl sunuyor daha 5 acaba? Volkbeat'in peşini bırakma. Acaba 5 mi? 5'te 5 gelecek mi acaba? Finale yakışır mıydı bu? Finale yakışan bir hareket görecek miyiz? Ama Volkbeat'in şu anda çok... Vakit çok açıldı. Şimdi son bir vuruş. Ve İkinci imitör kulesine vurmaya başladılar. Ve süper minyonlar da şu anda orta koridordan geliyor. Bakın şimdi Latin'in üzerine gittiler. Latin'in üzerine kalkanlar geldi. Korumaya aldılar. Bu arada Orianna ultisi Fabulous'un üzerine Lulu ultisi geldi. Fabulous'u durdurmaya başladılar en sonunda. Rios'u durdurabilecekler mi? Diğer tarafta Horifrix bakın. Sanki tek kişi bir oyun oynuyor orada. Bıraktı her şeyi. İmitörü aldı. Ardından kendisi düştü. Ama oradaki imitörü almış oldular. Horitos şimdi kaçmaya çalışıyor. Bakalım yakalayabilecekler mi? Letilia'nın hızlandırdı. Orianna orada ama bakın Lulu'nun yavaşlatması geldi. Reos da kendini Lulu'nun önüne atıyor. Hayır takım arkadaşımı öldüremezsiniz dedi. Hop el tıklaya gidiyor. Pasifi var bakalım. Oynuyor Dark Passage gerçekten şu anda. Birbirlerini koruyorlar, birbirlerini ya da birbirlerini yemliyorlar. Yani orada Horifrix abi size ben bu arada imitörü alırım dedi ve orada iki kişi ölmesine rağmen o imitörü aldı. Naru şimdi tek başına size biraz var. Reos oraya doğru geldi. Fabulous oraya doğru geldi. Şimdi ise Fabulous oraya doğru gidip Latin'le bu sefer de kaçmayı başardı. Hemen üzerine bir fırtınanın gözü geldi Janna'dan. Latin'in şimdi geriye gidiyor. Janna'ı dolduracak. Bakalım şimdi ortadaki o imitörü düşürebilecekler mi ama bu arada Janna, Tyrese. Bakın dev bir Kha'Zix zıplaya dolaşıyor ortada. Şimdi bir de 2'de 2 yaptı. Kartus ultisi geliyor. 3'de 3 yaptı. Bakalım 4'de 4'e gidebilecek mi? Halper'in üzerine gidiyor bir de. Şimdi orada işte Lombi korumak için 4'de 4 yaptı. Ama 5'de 5'i yapamadan oradaki havuzun içine düşüyor. Fabulous. Bu kadar fazla hayranın olmasının herhalde nedenini bir kez daha gösterdi. Dark Passage 1. olmak için artık son vuruşları yapıyor. Sezon 3'ün Türkiye Büyük Finali'nin şampiyonu Dark Passage Kaspers Club oluyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. 2013'te sezon 3'te şampiyon Dark Passage. Şu oyunda yani performans zirve yaptı. Dark Passage için mükemmel. Şiir gibi bir oynadılar. Yani böyle bir maçı anlattığım için ben gerçekten çok mutluyum. Bilmiyorum sen. Maç yorumunda ne diyeceksin takımın hakkında ve rakip hakkında? Biz ilk defa bir turnuvaya bu kadar çok çalıştık. Kendimden emin olma sebebim de buydu. Karşı tarafta iyi oynadı ama biz daha çok çalıştığımıza eminim. Çünkü çok fazla yoğunlaştık. Bir level taktikleri olsun, diğerleri olsun ve kazanmayı da bildik. Neden 3-0'la bitti sence? Neyi yanlış yaptınız? Gerçekten beklediğimizden çok daha iyi oynadılar. Biz de aslında performansımızı gösteremedik diye düşünüyorum. Ben özellikle pek iyi oynayamadım, pek konsantre olamadım. Tebrik ediyorum, gayet iyi oynadılar. İnşallah bizi en iyi şekilde temsil ederler.
oyunla yolları açık olsun. İnşallah onları Staples Center'da Los Angeles'ta göreceğiz diyorum.